Bu kadar eleştiri yapılıyor kurumla ilgili. Siz başkanın çıkıp veya her meclisin bir açıklama yaptığını gördünüz mü? Ama ben mesela eleştiri olduğu zaman televizyona da çıkıyordum. Gazeteci arkadaşları da çağırıyordum. Bu eleştiri yapan akademisyenleri de hepsini çağırıp konuşuyordum. Hepsini anlatıyordum. Eleştirilere cevap veriyorduk. Şu anda hiç öyle bir şey yok ki. Şu anda kurumun kanunda yer alan istatistiğin temel ilkeleri vardır. Özlem Hanım, bu Birleşmiş Milletler'in koyduğu ilkelerdir. Bütün dünyada bu ülkeler uymak zorundadır. Bizim kanunda da bu ülkeler vardır. Ama bu ülkelerin şu anda kaçı kullanıyor acaba? Ben bu ülkelerin en azından yönetimsel alandaki ülkelerin uygulandığına asla inanmıyorum. Dolayısıyla ben de kendim de TÜİK'in açıkladığı verilere artık güvenmiyorum diyorum. Bunu açıkça söylüyorum. Peki o veri ne işe yarar? O veri ne işe yarar? Sorunun ikinci bölümüne geçecek olursak. Şöyle tabii. Şöyle Özlem Hanım. Bu veriler aslında ekonomi yönetiminden sağlık yönetimine, iş adamlarının yatırımlarına kadar aslında hayatımızdaki her alanda işe yarar. Her alanda işe yarar. Biz mesela bugünlerin konusu olduğu için söyleyeyim. Mesela ölüm istatistikleri de yayınlarız biz. Ölüm istatistikleri. Kurum olarak yayınladık. Tabii tabii. Mesela bir dahaki yıl 2020 yılındaki ölüm istatistikleri yayınlandığında Sağlık Bakanlığı bu açıklarda ölümlerin doğruluğunu savunabilecek mi merak ediyorum. Nasıl savunacak? Şimdi dolayısıyla bizim açıkladığımız her türlü veri gerçekten toplumun her alanında ve her kesiminde kullanabilecek veridir. Ama önemlisi şudur Özlem Hanım. Siz veriye dayalı bir politika oluşturamazsanız doğru karar alamazsınız. Doğru karar alamazsanız da doğru yönetemezsiniz zaten. Bakın ben şu örneği de verdim zaman zaman. Yunanistan biliyorsunuz 2008'lerde filan 9'larda bu istatistikteki şeylerden dolayı yanlış bildirim yaptığından ve verileri çarpıttığından dolayı büyük bir ekonomik kriz yaşadı. Hatırlar mısın bilmiyorum. Yunanistan borç stoğu ve bütçe açığı verilerini Avrupa Birliği'ne yanlış gönderdi bilerek. Ve daha sonra Avrupa Birliği bunu anladı ve yani Yunanistan batma noktasından döndü Özlem Hanım. Eğer siz bugün enflasyon verisini doğru açıklamazsanız, büyüme verisini doğru açıklamazsanız, siz bugün istihdam verisini doğru açıklamazsanız hükümet alacağı kararlarda isabet edebilir mi? İktidar doğru karar alabilir mi? Siz eğer başka alanlardaki yem, sanayi, üretimi verisinde de veya ihracat verisinde de eğer rakamlarda yanlışlık olursa iş adamları doğru karar verebilir mi? Dolayısıyla yani TÜİK'in açıkladığı bütün veriler doğru olması gerekir ve inanın bana iş adamından normal vatandaşa, iktidara kadar, hükümete kadar herkesi çok yakından ilgilendirir. İşte bugün enflasyon verileri bütün çalışanların emeklilerin maaşlarının artışını belirleyecek. Siz bu veriyi yanlış açıklarsanız ne olur? Siz eğer gerçek olduğundan daha düşük bir enflasyon açıklarsanız ve buna göre maaşlar artırılırsa yoksullaşmaya sebep olursunuz. Çalışan insanların gelirden daha az pay almasına sebep olursunuz. Onların maddi sıkıntı çekmesine sebep olursunuz. Yani her bir verinin ifade ettiği bir sürü alan var. Her verinin kullanıldığı bir sürü alan var. Dolayısıyla TÜİK'in verileri, yayınladığı veriler, istatistik kurumlarının verileri çok önemlidir. Bu yüzden Özlem Hanım, dünyada istatistikler nasıl üretileceğine dair metodolojiler uluslararası alanda belirlenir. Bunu Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği belirler. Ve istatistik kurumları bu metodolojiye uymak zorundadır. Biz uyuyor muyuz şu anda? Bağımsızlığı, ben metodoloji konusunda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu zaten belirli yani. Avrupa Birliği özellikle temel istatistiklerin hepsinde metodolojiyi ayrıntılı bir şekilde belirlemiştir. Bizdeki sıkıntı metodolojik değildir. Bizdeki sıkıntı verilerin toplanması konusudur. Özellikle enflasyonda. Enflasyondaki verilerin toplanma şeklinde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Veriler de sağlıklı şekilde toplanmadığı için enflasyon verilerinde doğru gösterdiğini düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Peki sizi bir soluklandıralım. Ozan'la devam edelim. TÜİK eski başkanı. Şaka değil yani. Ya normal şartlarda 3-4 gün konuşulması gereken bir manşet söylüyor Birol Bey. Yani ne diyor? Hangisi sence yani? Sen bir gazeteci, bir ekonomi gazetecisi olarak yani, dinliyorsun tabii Birol Bey. Önceki TÜİK başkanı şu anki TÜİK'in enflasyon verilerine güvenmediğini söylüyor. Ve bu
Bu aslında bence memleketin en önemli gündemlerinden biri olması gerekecek kadar büyük bir mesele. Çünkü şu anda 14.03 diye açıklanan Kasım ayı enflasyonu şöyle bir panik yarattı. Acaba faizler bu enflasyona göre uygun mu? Eğer ki fısıltı gazetesi bir enflasyon yaratırsa memlekette, o zaman insanların dolar talebi değişir, faiz talebi değişir, yatırımcıların acaba bir sene sonra hangi yatırımı yapacağına ilişkin kararlarına önemli bir etkisi olur. Acaba enflasyon %20 mi 25 mi diye düşünen yatırımcılar mevduattan kaçar, dolara kayar. Yani Birol Bey çok önemli bir şeyden bahsetti. Avro'ya geçerken Yunanistan belirli standartları oluşturması gerekiyordu, sağlaması gerekiyordu. 2008-2009 dönemi. O Yunanistan'ın krize girdiği dönem. Ama bu daha öncesinde dönem. Avro piyasasına girmek için, yani parasını, yerel parasını avro yapabilmek için bazı standartlarını sağlaması gerekiyordu. Ve bu standartları sağlamamasına rağmen sağlamış gibi göstererek İstatistik Kurumu olmayan bir bilançoyu sundular ve bir şekilde de yedirdiler. Nasıl olabiliyor böyle bir şey ya? Yani insan aklı almıyor. Yani koskoca bir ülke, bir devlet, bir uluslararası kuruma yalan bilgi veriyor. Evet. Demek ki uluslararası kurumlar da bu kadar gözümüzde büyütülecek şeyler değilmiş dedi. Evet, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ama bugün enflasyon verileri açıklandı. Evet. Ne diyor yani sence o veriler? Şimdi şöyle, pazara giden vatandaş, piyasaya çıkan vatandaş belli ki daha farklı bir enflasyon hissediyor ki TÜİK'e ilişkin böyle bir algı var. Kaldı ki bu algının da gerçek temelleri var. Bu işin iki şekilde çözüleceğini düşünüyorum ben. Bir, TÜİK yönetimi bu kadar dayak yiyen bir yönetim. Mecazi anlamda söylüyorum bu kadar dayak yediğini. Toplumun her kesiminden eleştiri alıyor fakat iletişim kurmuyor. Ekonomi yönetiminin toplumla veya ekonomi aktörleriyle iletişim kurması icap eder. Bu kadar eleştirilen bir kurumun mutlaka bir izahat getirmesi lazım bu ama işe. Ama işte söylüyor, başkan çıkıp tek kelime konuşabiliyor mu diyor. Başkan dahil hepsi vekaleten atanmış. Ben hepsinin öyle olduğunu bilmiyordum. Yani bir bakanın iki dudağının arasında şu anda bu bürokratlar. Evet, yani geçmişte bakanlar kurulu kararıyla görevden alınabilecekken bugün o bakan değişiyor onun meşrebine göre. Ama şunu da söylemek lazım, yani benim aklıma o geliyor. Yani bir gecede değişmedi bu. 18 yıldır aynı iktidar var. 18 yıllık iktidar da 16 Nisan günü kararını değiştirmedi. Açıkçası 2008'de de, 2007'de de, 2002'de de, 2003'te de, 2015'te de çok fazla ipucu verdi. Bu ipuçlarını kimileri gördü, kimileri görmedi. Bu ipuçlarını görmeyenler 2002'den 2013'e kadar, 2014'e kadar bu iktidarı son derece demokrat zannettiler. Şimdi şöyle bir algı var. Sabah uyandık ve artık kurumlar bağımsız değilmiş. Ne oldu? Bir anda mı oldu bu? Allah aşkına 2007-2008'de Ergenekon davaları varken, Balyoz davaları varken, 2010'da, 2011'de Oda TV vesaire işte kumpas davaları varken bangır bangır herkes Fethullahçılardan bahsederken, orduyu ele geçiriyorlar, devleti ele geçiriyorlar derken, sağır kulakların üzerine yatılırken, bütün memleket sağır kulağın üzerine yatarken bu bir gecede olmadı muhtemelen, değil mi? Bana bu tuhaf geliyor açıkçası. Yani dolayısıyla sadece İktidar Partisi bu işin öznesi. Ama geri kalanların, biz de dahil olmak üzere, sanırım hepimizin bugüne gelmemizde payımız var. Ya görenler yeterince ses çıkarmadılar bu işe, eskidenden bahsediyorum. Ya da gördüler, işte bana dokunmayan yılan bin yaşasıncılık oynadılar ve memleketi el birliğiyle bu hale getirdiğimizi düşünüyorum. Sayın Aydemir, siz ne demek istersiniz efendim? Yani bugüne nasıl geldik daha doğrusu? Şimdi şeffaf olması epeyce uzun bir soru. Bir tarihsel analiz yapmak gerekiyor. Bilmiyorum vaktimiz o kadar var mı? Ama evet, bugüne birden bile gelmedik. Doğru, ben katılıyorum